Üniversitelerin kulüp ve topluluk statüsündeki öğrenci gruplarının en önemli motivasyonu bir araya gelerek etkinlik ve projeler gerçekleştirmek. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kulüp ve topluluk çalışmaları sosyalleşmelerine de yardımcı oluyor. Gençlerin enerjisi ve vizyonu hiçbir şart ve koşulda sınır tanımıyor. Öyle ki etkinlik ve projeler için mekana ihtiyaç duymuyor, fakülte duvarlarını aşabiliyorlar. Çevrim içi ya da çevrim dışı sınırlar onların hayallerini gerçekleştirmeye engel değil. Ancak bir arada bulunma, yüz yüze iletişim kurma alışkanlığı, kulüp geleneği, topluluk olma bilinci yeni normal dönemde bazı sorgulamaları da beraberinde getirdi. Salgın süreci daha da uzar, yüz yüze eğitime geçilemezse öğrenci kulüplerinin bir işlevi kalır mı? Öğrenci toplulukları sadece çevrim içi etkinlik düzenlemekten ibaret dijital yapılar haline dönüşür mü? Bu soruların cevaplarını farklı üniversitelerden 9 hukuk kulüp ve topluluk temsilcisine sorduk. Asla bu kulüplerin işlevinin kalmayacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var, hukuk olduğu yerde sayan bir bilim dalı değil sonuçta. Hukuk sürekli insanların davranışlarıyla değişiyor, gündemi takip ederek onlara bir şey katabiliyor. Yani hukuk olduğu yerde sekmiyor, sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Ve bence hukuk fakültesi için konuştuğum zaman öğrencilere belki de bu gündemi takip etmelerini sağlayan veya farklı bakış açıları yaratmasını sağlayan sadece derslerde öğrendiklerimiz değil, aynı zamanda bunları farklı alanında uzman kişilerden dinlemek bize daha farklı bakış açıları sağlıyor. Belki ileride yazmak istediğimiz bir şey açısından bize daha faydalı oluyor. Onun için dediğim gibi hukuk yerinde seken bir bilim değil. Sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Asla işlevsiz olacağını düşünmüyorum hukuk kulüplerinin. Hatta öğrenciler için daha da çok avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Online dönemde normalde yapamadığımız kadar çok etkinlik yapma şansımız oluyor. Normalde yapamadığımız kişilere ulaşma şansımız oluyor. Bundan dolayı bence asla online dönemde hukuk kulüplerinin işlevsiz olacağını düşünmüyorum. Şu konuda ama tabii ki işlevsiz olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi bu teknik geziler konusunda. Yani teknik gezinin yerini tutan bir etkinliğin olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki belki ileride çok gelişir, böyle bir şey gerçekleşir. Ama ben yine de hani yerinde gidip görüldüğü zaman verdiği kadar eğitici, öğretici veya eğlenceli bir duyguları hissettireceğini düşünmüyorum. Bence tek sorunumuz teknik geziler olabilir. Üniversitelerin de aslında bu konuda biraz düşünmesi gerekiyor. Nasıl bir yol izleyecekleri konusunda. Bu dönem açılmaz, öbür dönem açılmaz. Artık bir sonraki dönem hani illaki bir yerde bu salgın sona erecek. Topluluklarda öyle kolay kolay işlevini yitireceğini düşünmüyorum. Çünkü bu salgın sürecinde bunu çok iyi gördük. Hani her ne kadar diğer oluşumlar aynı şeyleri yapıyor bile olsa topluluklarla öğrencilerin ilişkileri çok farklı oluyor. Çünkü bu topluluklar her zaman burada. Biz 2012 yılında kurulan bir fakülteyiz. 2013 yılında topluluğumuz kuruluyor. Ve 2013 yılından beri aslında bir gelenek var burada. Topluluklar hiçbir zaman bitmeyecek. Dijitalde şu anda devam ediyoruz. Bir iki dönem idare edeceğiz böyle dijital üzerinden. Elimizdeki imkanları da aslında en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz şu anda topluluklar olarak. Ben şu anda iyi gittiğimi düşünüyorum topluluklar olarak, genel olarak. Bir gün bu salgın bitecek ve aynı işleyişi fiziki ortamda devam edeceğiz. Bu teze tamamen karşıyım. Online ortamın asla eski ortamın yerini alamayacağını bilerek bunun farkında olarak konuya başlayacağım. Ancak bu kulüpler neden var? Bir, öğrenci birliğini kurabilmek için. İki, beraber yol kat edebileceğimiz bir ekiple programlar düzenleyebilmek için, yani kendimizi her alanda geliştirebilmek için var aslında. Sosyal ortamımızı sağlayabilmek için. Yani bu kulübün fiziki olumlu şartlarda buluşulduğu günlerdeki tanımıyla kalmasını ben istemem. Özellikle İdeal Hukuk Kulübü'nün en çok benimsediği özellik, en çok öne çıkan özelliği aile ortamıdır. Bu aile ortamını kaybettiğimiz an zaten kulüpçülüğün bir anlamı kalmaz. Bu pandemi dönemi 10 yıl da sürse ben dostlarımı merak etmeye devam edeceğim. Ben birinin evinde burnu kanadığında haberim olsun isterim ona yardım edebilmemiz için. Yani bu sosyal teşkilatlanma aslında bakarsanız. Herkes kendi okulunda teşkilatlanmış, hukuk öğrencileri bir arada teşkilatlanmamış. Bunun bir anlamı yok. Bu hukuk kulüpleri de aslında okullar arasındaki diyaloğun, öğrenciler arasındaki diyaloğun gelişmesi için çok önemli bir etken. Bu sebeple ben bunun üzerinden 100 sene bile geçse hukuk kulüplerinin, gerçek hukuk kulüplerinin, gerçek okul kulüplerinin bu çizgisini bozmadan devam ederse, aile ortamını korursa, iş profesyonelliğini de aynı zamanda korursa yerini asla kaptıracağını ve online program düzenleme aracına dönüşeceğini asla düşünmüyorum. Günler geçtikçe de bizim kıymetimiz biraz daha ortaya çıkıyor. Neden? Okulda zaten çok kulüpler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hukuk kulübünün haricinde pek çok kulüp etkinlikler yapıyor. Ekonomiyi öğretiyorlar.
bize şeyler katıyorlar, CV'mizi dolduracak belgeler de topluyoruz. Ancak bunun haricinde bize kattığı, bizim gözle göremediğimiz çok fazla getirisi var bu kulüplerin bize. Ben kulübüme bu süreçte çok güveniyorum, yönetimime. Üyelerimizden de gelen çok olumlu dönüşler bizim bu okulda, bu pandemi sürecinde önemli bir yerimiz olduğunu bana açıkça gösteriyor. Yani burada sadece dijital bir yapı haline dönüşmenin aksine asıl burada en büyük yük kulüplerin üzerine biniyor. Çünkü öğrencilerin bir arada olamaması, bir kaynaşamaması büyük bir problem. Ve burada da bu sorunu aşacak en büyük etmen de tabii ki hukuk fakültesindeki işte veya diğer fakülteler için düşünürsek kulüplerdir. Kulüpler öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasını, etkinliklere katılmasını, kendilerini belli bir alan yoğunlaştırmalarını veya kendilerini bazı alanlarda geliştirmelerini sağlayan en büyük etmen, en büyük faaliyet kaynağı olarak görebiliriz kulüpleri. Yani bu online dönemin devam etmesi halinde olmazsa olmaz iki şeyden biri de kulüplerdir. Yani bir eğitimin devam etmesi lazım. Ama eğitim kulüpler olmadan yavan kalır. Öğrenciler birbirini tanıyamaz. Kulüplerin bu denklemden çıkarılması mümkün değil. Salgın dönemine artık yavaş yavaş alışmaya başladık. Daha doğrusu alışmak zorunda bırakıldık. Alışmak zorundayız. Bu da tabii ki insanlar olduğu gibi topluluklara, kulüplere de etkileri var. Ve bu etki aslında var olması gereken bir etki. Zaten aslında topluluklar sadece yerelde ya da yüz yüze etkinlikler yapması gerektiğini düşünen bir insan değilim. Kurumsallaşıp dijitale, ulusala, uluslararası açılması gerektiğine inanıyorum. Ve biz kendi topluluğumuz olarak da bize salgının getirdiği süreci pozitif olarak değerlendirerek uluslararası projeler yazmaya, uluslararası açılmaya çalışıyoruz. Ve bu süreç bizi aslında zaten olmamız gereken yere zorunlu bir şekilde ettiğine inanıyorum. Zaten topluluklar aslında yerelden ziyade ulusala, uluslararasına açılması ve bu şekilde aslında kendilerini geliştirebileceğine inandığım için yapmamız gerekeni bize zorla yaptırdı. Bu yüzden aslında salgın döneminin ben olumlu yanının olumsuz yanından daha çok olduğuna inanıyorum topluluklardan ziyade. Bu yüzden hukuk kulüplerinde bir inovasyon, yani bir gelişim, bir yenilik gerektiriyor. Bu yenilik bir kurumsallaşma adına bir web sitesi olmak üzerine olabilir. Bu web sitesine entegre edebileceği sistemleriyle dijital platformlarda diğer dijital kurumlar, kuruluşlar, topluluklarla bir arada yapabileceği etkinlikleri fazlalaştırabilir. İstanbul'daki hali hazırda 1000 kişiye etkinlik yapan bir topluluk, Elazığ'daki, Konya'daki, Trabzon'daki bir toplulukla birleşip daha çok kitlelere erişim sağlayabilir. Bu yüzden açıkçası ben kurum ve kuruluşların, yani toplulukların zaten dijital açılmasını isteyen ve bu yönde çalışmalar yürüten bir toplulukta var olduğum için bu sürecin bize yapmamız gerekeni zorla ama iyi ki yaptırıyor olarak değerlendirebilirim. Sadece dijital etkinlik düzenleyen bir yer olmaz. Çünkü okullar açıldığında bu dijitalden aldığımız verileri, hazırladığımız dokümanları yüz yüze de kullanıp daha iyi etkinlikler yapabiliriz. Bu yüzden açıkçası sadece çevrim içi olacağına inanmıyorum. Ama çevrim içinin şu andan aldığımız verimle topluluklara çok büyük fayda sağlayacağını inanıyorum. Kulüpler bir amaç uğruna bir topluluğun bir araya gelmesi ve o amaç için etkinlikler, geziler veyahut yapılabilecek ne varsa yapmak için oluşturulan bir platform. Bu platformun bizatihi illaki yüz yüze olması veyahut yüz yüze olunca tam anlamıyla anlamına ulaştığını söyledik, doğru, ama sadece yüz yüzeyken de bunu yapacağımız anlamına gelmiyor. Zaten bazı etkinliklerin ben bütün pandemiyle ilgili bütün problemler çözülse bile, dünyada bir tane bile korona hastası kalmasa bile ben bazı etkinliklerin online olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bazı seminerler online olabilir. Yani teknolojinin nimetlerinden yararlanabiliriz. Bu oluşan süreçten sonra kulüpler tamamen online'a döner mi? Bir kere kulüpler bence güzel iş çıkardılar. Hepsi pandemi olduğunda Mart'tan bu yana kimse durmadı. Herkes çalışmaya devam etti. Planladıkları etkinlikleri online sisteme dönüştürerek devam ettiler. Bazıları iptal oldu. Bizim de bazı etkinlikler iptal oldu. Ama bu sürece iyi adapte oldular. İleriki dönemlerde, önümüzdeki yıllarda bazı etkinliklerin online devam edeceğini, tamamen pandemi düzelse de, ama diğer etkinliklerin yüz yüze olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Pandeminin düzeleceği senaryoda bu böyle. Pandeminin düzelmeyeceği senaryoda tabii ki de maalesef sosyal mesafeyi koruyarak, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyarak yapılabilecek bütün etkinlikleri yapmak. Çünkü sonuç olarak bütün kulüpler bir amaç, bir gaye uğruna bir araya gelinip o platformu oluşturmaktır. O platform
illaki yüz yüze olmak zorunda değildir. İçimize siner sinmez ama o etkinlikleri biz yapmaya, o amaç uğruna çalışmaya devam edeceğiz. Şu an pandemiden dolayı bunları düşünebiliyoruz. Bir nevi kulübümüz statü kazanıyor ve kurumsallaşıyor. Bunu pandemiden dolayı yapabiliyoruz. Bunu belki normal yüz yüze dönemde yapamayacaktık. Çünkü işte geziler, etkinlikler, yüz yüze etkinliklerin yükü çok ağır. İşte afiş getir, şunu götür. Yani birçok şey var SKS ile yüz yüze görüşmeler. Şu anda tamamen mail yollarıyla görüşüyoruz herkesle. Bundan dolayı pandeminin olması bir kriz, bir OHAL durumu. Krizi fırsata çevirmek gerekiyor. Kulüplerin birçoğu da bence fırsatı çok iyi değerlendirdi. Burada bir fırsat vardı. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an ne kadar da dezavantaj görünse de olduğumuz ortam birçok noktada avantaj bence. Bu avantajları kullanarak güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde bence daha sağlıklı günlere hazırlık yapılabilir. Ve bu dezavantajlı görünen dönemi avantaja çevirip bu fırsatları değerlendirerek kulübün kurumsallığını veya yazılmamışsa iç yönetmeliği bu dönemde yazılabilir. Kulübü daha statüsü olan hale getirilebilir. Yani etkinlik dışında da kulübün yapması gereken şeyler var. Bundan dolayı bence bir nevi kulüplerin bir oranı, etkinliklerinin bir oranı tamamen online olarak kalacak diye düşünüyorum. Ama diğer bir oran bu pandemi düzeldikten sonra kesinlikle yüz yüze olacaktır. Dijital ortam devam ederse, yani pandemi süreci devam ederse ve kulüpler dijital etkinlikler yapmaya, bu tarz etkinlikler, faaliyetler, projeler yürütmeye devam ederse, kulüplerin yönetim kadrosundaki insanlardan ziyade bu etkinlik, proje ve faaliyetlere katılan insanların en önce bir dijital yorgunluğu olacağını düşünüyorum ben. İlk süreçte, yani ilk aşamada belki bu etkinlik ve faaliyetlere katılım azalabilir. Fakat sonrasında süreç hali hazırda böyle devam etmek zorunda olduğu için belki kağıt üstünde gibi gözükecek ilk başta bir öğrenci kulübü pandemi var olduğu için. Fakat daha sonrasında tamamıyla bir, eğer doğru hamleler yapılabilirse, dijital ve sosyal bir platform haline gelebilir. Böyle bir hale gelmesini ben açıkçası pandeminin devam etmesini istemem. Ama eğer böyle bir durumla inşallah karşılaşmayız, karşılaşırsak da bu sosyal platform haline dönüşmesinde bir sakınca görmüyorum. Normal şartlar altında başka bir şehirde okuyorsunuz ve yaşıyorsunuz ama İstanbul Üniversitesi'nde örneğin ya da işte başka bir Ankara Üniversitesi'nde, Çukurova Üniversitesi'nde veya farklı bir üniversitede çok güzel bir etkinlik gördüğünüz zaman ona dahil olamayabiliyorsunuz. Ama online süreçte dünyanın her yerine gidebilirsiniz. Yani başka bir ülkedeki öğrenci kulübüne de dahil olabilirsiniz. Bunun böyle tatlı ve eğer iyi düşünülürse ve faydalı kullanılırsa, hem kulüp yöneticileri açısından söylüyorum, organizasyonları düzenleyen ekiplerden bahsediyorum, hem de katılımcılar açısından söylüyorum. Karşılıklı olarak bunu iyi organize edersek ve eğer üniversiteler de buna hakikaten destek verirse, ki bu çok kıymetli bir şey, o zaman evet, öğrenci kulüpleri dijital yapılara dönüşür. Fakat nasıl bir dijital yapıya dönüşeceği konusu muamma. Yine kendi içine kapanık, sadece kendi üniversite öğrencileriyle bir şeyler yapmaya çalışan kulüpler olursa çok ileriye taşınamayız. Her olumsuzluğun ve negatifliğin artı yolunu bulmalı ve oraya doğru yürümeli diye düşünüyorum ben. Topluluklar devam etmeli ve edecektir de. Çünkü insanlar sosyalleşen varlıklardır ve bir yerde sosyalleşmeleri gerekiyor. Yani bilgisayar değiliz hiçbirimiz. Bir okula ait olma hissiyatına istiyor herkes ve topluluklar da bunu sağlıyor bizlere. Gidiyoruz mesela, üye oluyoruz topluluğa ve yeni arkadaşlar ediniyoruz. Yeni çevremiz oluyor. Sırf Tobet'i olmasın, mesela gidip Hacettepe'den de arkadaşlar edinebiliyoruz topluluk sayesinde, etkinlikler sayesinde mesela iletişim kuruyoruz. Fakülteye yeni girmiş kişiler topluluklar sayesinde birbirleriyle tanışıp birbirleriyle kaynaşabiliyor. Bizim yeni giren arkadaşların ilk WhatsApp gruplarını topluluk kuruyor. Biz topluluk olarak onları bir araya getiriyoruz, kaynaştırıyoruz yeni girenleri. O yüzden pandemi süreci devam etse, online olmaya devam ederse eğitim, okul topluluklarının veya okul kulüplerinin devamlılığı şarttır ve büyük bir ihtimalle devam edecektir de, çünkü bir gerekliliktir. Kulüp olarak elektronik ortamda şu anda olmamış olsaydı hiçbir etkinlik yapmayacaktık, arkadaşlarımız sıkılacaktı ve aramızdaki bağ kopacak. Ama şu anda biz elektronik ortamda varız ve daha güçlenmeye başlayacağız. Ve tüm dünya zaten elektronik ortamda hizmet veriyor ve birbiriyle o iletişimi sağlıyor. Şu an baktığınız zaman zaten ticaretin neredeyse %50'sinden fazlası elektronik ortama dönmeye başladı. Bunları gerçekten baktığımız zaman bir krizi fırsat olarak düşünmeliyiz. Dijital olarak sadece bunları söyleşi olarak düşünmemeliyiz. Şu anda biz acemiydik, tüm Türkiye'deki kulüpler olarak acemiydik. Pek bir şey bilmiyorduk, sadece söyleşi yapabiliyorduk. Yavaş yavaş bu modülden çıkabiliriz. Mesela bir mezun arkadaşımızı bulup onunla bir kulüp yapabiliriz veya mezun olduktan sonraki hayata karşı yaşadığı sıkıntılar, tecrübeleri nelerdir? Kendisi bizim yerimizde olsaydı ne yapardı? Veyahut da sizin vasıtanızda veya başka bir platformla tüm hukuk kulüplerindeki arkadaşlarla bir araya gelip bir sempozyum, bir farkındalık etkinliği düzenleyebiliriz. Yani baktığınız zaman sınırlı bir alan değil. Yani çok ucu geniş.
ufkumuzun alamayacağı kadar geniş bir alan. Yeter ki biz bunu doğru kullanmasını bilelim. Artık elektronik ortamda var olmak yetmeyecek. Elektronik ortamda var olan diğer platformlardan farkımızı ortaya koymamız lazım. Ya mesela bunlar nelerle olacak? Sadece hukuk alanına yapılan çalışmalarla değil. Bunlar artık farklı alanlarla, hukukla ilişkili ama tamamen hukukla bağlantılı olmayacak. Yani mesela nedir bu? İletişim. Hukuk aslında bir iletişim de sana. Bir psikoloji, bir adli klinik, adli tıp. Yani biraz daha faaliyetlerimizi kendimiz istediğimiz alanlara doğru yöneltirsek bu bizim için bir fırsat haline gelecek. Ve ben elektronik olarak var olmayı, fiziki var olmadan tabii duygusal olarak iyi değil. Ama etkinliklerin yapılma imkanı ve miktarı olarak daha olumlu görüyorum. Ve elektronik olmak, yani elektronik ortamda var olmak bence çok büyük bir fırsat ve bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Salgın sürecinde hukuk kulüpleri özel dosyamızın son bölümünde kulüp ve topluluk temsilcilerinin mevcut ve yeni üyelere mesajlarını paylaşacağız.